Salü, selamünaleyküm dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Neredeyiz? Bugün Rize'deyiz. Aracımıza doğru şöyle ilerleyelim. Tabii ki de şaka yapıyorum. Bu araç bizim değil. Şu Scania'ya geçelim. Bu da güzel ama bu da bizim değil. Evet, işte bizim aracımız. Bugün istek üzerine vişne çürüğü renginde DAF aracıyla bir de arkasındaki hafriyat dorsesiyle iş aldık. Şöyle kabloları kontrol edelim. Yola çıkacağız malum. Her şey yerinde görünüyor. Lastikler iyi durumda. Bakayım, plakada 16'ymış. Ön 61 plaka çekici. Dorsemiz Bursa plaka 16. Böyle etrafını kontrol ettik. Yola çıkmaya hazırız. Evet, tekrardan herkese selamlar. Park frenimizi indirdik. Yola çıkmaya hazırız. Haydi bismillah. Evet, bugün güzel bir manzaralı, rampalı, inişli yollardan geçeceğiz. Unutmadan yük bilgisini de hemen sizlere söyleyeyim, paylaşayım. 14 ton buğday yükümüz var dorsemizde. Bu yükü Rize'den aldık. Kars'a doğru götüreceğiz. Kayda girdik dostlar. Güzel yollar başlamak üzere. Bu Rize-Artvin yolunu bilenler bilir. Çok güzel. Bol virajlı, bol rampalı, bol inişli. Çok maceralarla dolu bir yolculuk olacağını umuyorum. Hep birlikte göreceğiz bakalım. Havalarda güzel, parçalı bulutlu bir hava hakim. Aracımız da yeni DAF, direksiyonumuz MAN. Biraz uyumsuzluk oldu. Neyse, bir tane de DAF direksiyonu yaparız belki, kaplama. Bunu da yaparsam videosunu çekerim, yapılış videosunu. Sizlerde merak edenler varsa izler. Evet, rampa tırmanıyoruz. Aracınızı 46, 45, 44, 43. Vites değiştirdi. Bayağı bir düştü şu an. 30'lara kadar. Şu an toparlıyoruz. Aracımız 530 beygir gücünde. 6 silindirli. DAF XG Plus modeli. Evet, burada keskin bir viraj var. Hem rampa hem viraj. Bayağı geniş bir viraj. Uzun bir viraj oldu. Daha bunlar hiçbir şey değil. Daha ileride daha maceralı yollar bizi bekliyor. ABC Lojistik selam olsun. Evet, yeni DAF uzun bir aradan sonra tekrar elimize geçti. Bu fırsatı bulduk. Biz de değerlendiriyoruz tabii ki. Bu aracın normal XG olan kabini de çıkacaktı galiba. Çıktı mı bilmiyorum, hiç bir bilgim yok. Onda da biraz daha şey, bu yan sürücü diyecektim az daha ya. Yan taraftaki co-pilot koltuğunda orada aşağıda bir cam daha var. Kör nokta alanını görmenizi sağlıyor. Bu da farklı bir tasarım olmuş. Eski o Ford kargolarda da vardı o küçük cam. Sağ kapının altında, camın altında bir küçük cam vardı.
oradan kör noktayı görmenizi sağlıyordu. Biraz tasarım olarak değişik duruyor tabi. Alışmak lazım. Şu an dediğimi anlamayanlar olduysa bir tane görsel bulup eklerim videonun bir kenarına. Oradan rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Sağ tarafta santral falan var. Aşağısı bayağı uçurum bildiğiniz. İnşallah başımıza bir şeyler gelmez. Bayağı tehlikeli bir yol. Şu an araçla bayağı bir tırmandık. Zirveye doğru yaklaşıyoruz. 30 diyor tabelada da burada da 30'la tır gitmesin bence. Ağır araçlar var, tıkanır, yolu kapatır zaten. Şimdi 50 yazdı. 50 yazdığı yerde 50 ile gidilecek yer olsa bari. Şu viraja baksanıza. Buranın 30 olması lazım aslında. Diğer taraf 50 olması lazım. İş makineleri de çalışıyor mu? Yok. Bayağı bir çalışma var buralarda da. Aracımız çok da zorlanmadı. Zaten yükümüz ağır değil. Kaç? 14 ton buğday yükü. Aşırı bir yükümüz yok. Evet, buradan manzara farklı. Şöyle bir sağa doğru bakayım. Burada da o Rize'de Artvin Yusufeli Barajı. Orayı gördünüz. Evet. Yolculuğumuz devam ediyor. Tehlikeli virajlar. Keskin virajlar, yokuş aşağı yollar. Bir o kadar da güzel manzaralar. Seyrine doyumsuz güzel bir yolculuk oluyor. Umarım sizler de seviyorsunuzdur ki bence seviyorsunuzdur. Virajlı yollar, güzel manzaralar. Bu arada retarder falan da kullanıyorum da hiç belli olmuyor arabanın sesinden falan. Çok anlaşılmıyor retarderi. Önümüzde de bayağı bir keskin viraj var. Bayağı keskin. Şöyle ağırdan alalım. Aynadan da Dorsey'e baktım. Kurtardık. Şöyle bir dardan alayım da ben. Araba da gelmezse iyidir. Yollar bayağı sıkıntılı. Keskin virajlarla dolu. Hayda. Tabelaya mı çarptık? Hiç görmedim vallahi. Bir de viraja koymuşlar. Ben videoyu çektikten sonra tekrar bakarım. Hiç görmedim vallahi. Siz gördünüz mü? Böyle tam böyle viraj dönüyorsun. Bir de genişten döner tırlar. Tam dönülecek, geniş alan dönülecek yere sen git duba koy. Bu arada sollamaya da çıkalım derken araç geldi. Onu da geç gördük. Kendimizi sola attık. Şu tır gelmeden bir geçelim şeridimize tekrar. Vallahi ne oluyor bize? Karahani, ne yollara soktun bizi be kardeş. Bayağı sıkıntılı yollar gerçekten. Viraja tabela olacak iş değil ya. Tırız biz genişten alıyoruz. Ben de doğal olarak geniş geleyim dedim. Fazla geniş gelsem demek ki
Tabelayı baya baya götürecektik, önümüzde sürükleyecektik. Ya daha erken bir yere koyacaksınız viraj öncesi, ya da viraj bitiminde bir yere koyacaksınız. Burası biraz sıkıntılı olmuş gerçekten. Haliyle çarptık biz de. Yapacak bir şey yok. Yola devam edeceğiz. Şirket de bize ceza kesecek tabii. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Yokuş aşağı. Tam gaz bastım. 111'i falan gördüm. Keskin viraj var. Yavaşlayalım. Evet, şu an bu şey, iklim şeyi, yeryüzü şekli değişti bir anda. Burası Doğu Anadolu. Aynen. Doğu Anadolu bölgesi olduğunu hissettiriyor şu anda bize. İleride de karlı dağlar falan var. Kışta gelmek üzere. Oy oy, karlı dağlar oy. Yollar gerçekten güzeldi. Ama bir o kadar da tehlikeliydi. Aklım hala o virajda çarptığım direkte ya. Olacak iş değil ya. Sizin oraya koyacağınız direğe de, size de. Neyse. Olanlar oldu. Bu arada müzik çalmayalı da bayağı zaman oluyor. Şu double ekran teypten, multimedyadan bir şarkı açalım da biraz neşelenelim. Hadi bakalım. Evet dostlar, firmamıza geldik. Bir dakika, gözüme bir şey çarptı şu an. Lan bunun tek teker miymiş bu? Ne taşıyor ki, özelliği neymiş bunun? İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Vay be, araç tek dingil. Çok fazla yük taşıyacağını zannetmiyorum. Ağır yük taşıyamaz. Tekerini mi sökmüşler, ne yapmışlar? Garipsedim yani. Kron'un Mega Liner Dorsesi'ydi. Ekstra geniş iç hacme sahip oluyor o dorse. Adı üstünde zaten Mega Liner. Mega. Büyük boy. Büyük hacim. Evet, rampamıza da yanaşıyoruz. Şöyle toparlayayım aracı.
Şimdi ufak manevralarla aracı yanaştırabiliriz. Rampaya başarılı bir yanaşma yaptık. Aracımızı istop edelim. Tamamdır. Evet dostlar, bu videomuzda istek üzerine Afriyat Dorseli vişne çürüğü renkli yeni DAF aracıyla yola çıktık, yola koyulduk. Görevimizi yerine getirdik. Evet, videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abiento.